Biz en az 12 bebek diye duyurduk sevgili izleyenler. Fakat kim bilir kaç tane ailenin canı yandı bu şekilde. Üstelik hayatını kaybeden bebeklerin yanında ömür boyu sakat kalan bebekler de var yine bu çete yüzünden. Aileler sayısı o kadar fazla ki mahkeme salonunun önünde bekleyen pek çok vatandaş var. Hepsinin derdi aynı. Benim de çocuğum bu yüzden öldü. Benim çocuğum bu insanlar yüzünden sakat kaldı diye. O insanlarla konuştuk, acılı ailelerle konuştuk. Yeni doğan davasının görüldüğü adliyenin önünde mağdur aileler bekliyorlar. Bir an olsun ayrılmıyorlar. Bir anne TV 100 mikrofonuna konuştu. Çocuğunun iddianamede adı geçen hastanelerden birinde 19 gün kuvözde kaldığını, nörolojik ilaçlara maruz bırakıldığını iddia etti. Şu an 5 yaşında olan çocuğunun gelişim açısından akranlarından çok daha geride olduğunu anlattı. Küvezde kaldı 19 gün. 19 gün işte değişik teşhisler konuldu, değişik ilaçlar verildi teşhislerle birlikte. Artık en son beyne şant takacağız deyince eşim almak istedi. Yeter, her geldiğimizde bir teşhis var ama bir şey yok. Hani çocukta bir şey çıkmıyor. Hep teşhis koyuyorsunuz. Sonra işte 19. günün sonunda imzayla biz çocuğu aldık. O gün bayramdı, hiç unutmam. Hastaneler kapalı olduğu için biz bayramdan sonra doktora gittik ama çocuğun bir şeysi çıkmadı. Tabii ta ki bir büyüyene kadar, büyüdükçe gelişim geriliği olduğunu fark ettik. Mesela sürünmesi gereken tarihten çok ileride süründü. Yürümesi gereken tarihten çok öte yürüdü. Mesela şu an 5 yaş 3 aylık ama akranları gibi merdivenden bağımsız inip çıkamıyor. Kendi kendine bağımsız bir şey. Yani akranları gibi değil kısacası. Hep kasları mahvolmuş çocukların. Felç olan var, yürüyemeyen var, kör olan var. Yani çocukları mahvetmişler. Ve değişik teşhislerle, ilaçlarla. Ya 19 gün boyunca nörolojik ilaçlar aldığınızı düşünün. Medyaya yansıdığında, biz ilk duyduğumuzda biz şikayette bulunduk. Dün hatta dosyanın buna girmesi için de uğraştık. O biraz beklemede artık girecek mi yoksa diğer mağdur ailelerle tekrar böyle bir şey mi olacak? Onun beklemesindeyiz.